Bir varmış bir yokmuş. Rengarenk sonbahar ağaçlarının arasında yer alan küçük bir kasabada Cadılar Bayramı gecesini sabırsızlıkla bekleyen bir grup çocuk yaşarmış. Giyecekleri kostümleri, toplayacakları şekerleri hayal ederken heyecanları daha da arttı. Bunların arasında kalbi merakla dolu, cesur ve maceracı bir kız olan Sara, Cadılar Bayramı Arifesinde Sarah ve arkadaşları cadılar, hayaletler, ve goblinlerle ilgili hikayeleri paylaşmak için bir araya geldi. Heyecanla güldüler ve titrediler, ürkütücü mevsimin büyüsünü etraflarında hissediyorlardı. Sonunda güneş battı ve kasaba sokak lambalarının ve titreşen mumların parıltısıyla canlandı. Sarah ve arkadaşları kostümlerini giydiler ve kovaları ikramlarla doldurulmaya hazır halde geceye doğru yola çıktılar. Ev ev dolaşıyor, gülüyor ve ürkütücü şarkılar söylüyorlardı. Yol boyunca dost kendisi kadılarla, aptal kanavarlarla, aptal canavarlarla ve hatta birkaç yaramaz hayaletle karşılaştılar. Gittikleri her ev onları gülümsemelerle ve avuç dolusu şekerlerle karşıladı. Ancak gece karanlıklaştıkça sarah tuhaf bir şeyin farkına vardı. Karanlıkta, sokak lambalarının parlaklığının hemen ötesinde gizlenen gölgeli bir figür onları takip ediyormuş gibi gör, görünüyordu. Gizemi ortaya çıkarmaya kararlı olan Sarah, cesurca arkadaşlarını gecenin derinliklerine götürdü. Kasaba meydanına ulaşana kadar, dolan başlı sokaklardan ve ürkütücü ara sokaklardan geçerek gölgeli figürü takip ettiler. Orada, dolunayın ışığı altında, gölgenin kaynağını keşfettiler. Onların kahkahalarına ve Heyecanlarına kapılan Midnight adında dost canlısı bir kara kedi. Rahatlamış ve mutlu olan Sarah ve arkadaşları Midnight'ı gruplarına kabul ettiler ve birlikte Cadılar Bayramı maceralarına devam ederek ikramlar topladılar ve ömür boyu sürecek anılar biriktirdiler. Gece sona erdiğinde ve son ev ziyaret edildiğinde Sarah Cadılar Bayramı'nın kalbinde her zaman özel bir yere sahip olacağını biliyordu. Sihir, dostluk ve sonsuz olasılıklarla dolu bir gece.